aslında garip. Ben burada oturuyorum, televizyon izliyorum. Çocuklar da orada oturuyor, televizyon izliyor. Yani iyi bir fikir miydi bilmiyorum ki. Yani bir yandan da ama böyle güzelce dizimi de izleyebilirim. Yani çocuk programlarını izlemem de gerekmiyor. Ama ben bir çocuklara bir bakayım. Acaba ne bakıyorlar yani? Oo, annem geliyor. Hadi hadi hadi, başka bir şey aç. Tamam tamam tamam. Seninle hiçbir şey olmamış gibi davran, tamam. Bakalım ikiniz ne yapıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Bakabilir miyim ben de sizinle beraber? Aa, anne bakmana gerekmiyor yani. Çocuk programını izliyor. Sen sevmiyorsun ki zaten çocuk programlarını. Arda'yla birlikte mi çocuk programına bakıyorsun? Nasıl? Anne tabii ki de ben de çocuk programına bakıyorum. Biliyorsun seviyorum çocuk programlarını. Evet anne, Arda da çok seviyor çocuk programlarını. O da benimle birlikte bakıyor. Tamam neyse, bakalım. Hadi iyi eğlenceler çocuklar. Yani çocuk programını, yani bir yerde yalan söylüyorlar. Ah, kurtulduk abi. Evet haklısın Merve, ama iyi konuştun, aferin sana. Merhaba, biri sevdi mi? He, bu da kim şimdi? Ben bakarım. Hayır hayır hayır, gidemezsin sen Merve. Yalnız başıma bakamam ki ben buna. Hadi çabuk gel. Tamam anne, yine gitmiyorum. Sen gidebilirsin. Televizyon bakmam lazım. Tamam oldu çocuklar, ben bakarım o zaman. Bakalım kim gelmiş. Merhaba Ayşe. Kusura bakma rahatsız edeyim. He? Senin de ne işin var? Melike sen? Bilmiyordum nereye gideceğimi. Gerçekten bilmiyordum. Bana yardımcı olabilir misin? Tabii ki de yardımcı olabilirim. Gelin oturun burada. Hadi biraz daha sesini atsana. Annem zaten çok sesli konuşuyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Evet Ayşe. İş görüşmesine gitmem lazım. Kocam da iş görüşmesine gitmesi lazım. Küçük bir problem var. Ne problemi var ki? Nasıl yardımcı olabilirim? Ne desem? Yani birisi Melike'ye dikkat etmesi lazım yani. Merve'yi de çok seviyor dedi. O yüzden ikisi yani burada takısı olur mu? Evet ben çok seviyorum Merve'yi. Yani benim yandan her şey okey yani. Ama bir Merve'ye sormam lazım. Merve, bir soru soracağım. Annem şimdi ne diyorsa desin, tamam tamam de, tamam. Tamam anne, tamam oldu o zaman. Evet tamam, haberim var, tamam. Yani evet Merve hiçbir şey demiyor yani. Melike de burada kalabilir yani. Problem yok. Teşekkür ederim Ayşe, gerçekten de teşekkür ederim. Birazcık da para da vermek istedim sana. 200 TL iyi mi? Vermen gerekmiyor ki yani, arkadaşı sonuçta. Yani ben para için bakmam çocuğuna. Hani para sende kalsın. Teşekkür ederim Ayşe. Gerçekten de teşekkür ederim. Yani Melike'nin eşyalarını hepsini hazırladım burada. İyi eğleneceğiz değil mi Melike? Evet ufaklık. Bak Ayşe ablanı sakın rahatsız etme, tamam mı? Yani gerçekten de problem olmaz ki yani. İyi davran yani, Merve gibidir herhalde diye düşünüyorum. Hadi görüşürüz. İyi eğlenceler, bir şey olursa arayabilirsin, tamam mı? Tamam oldu o zaman. Hadi gel bakalım yukarıya gidelim. Merve de çok sevinecek. Senin de ne işin var? Kim bıraktı seni buraya? Ben seni içeriye bırakmadım. Ben kendim yani annemle birlikte içeriye girdik. Ben bir gün burada kalacağım. Ne? Sen bir gün burada mı kalacaksın? Nasıl? Niye ama? İyi bir yer değil. Aslında Merve'yi hiç sevmiyorum. Evet ikiniz, ben şimdi Merve'nin odasına gideyim. Güzelce ne yer ayalayayım size. Ama nasıl yani, niye burada yatıyorsun ki yani? Hani niye bana sorulmuyor ki? Ben istemiyorum ama. Hayır mı? Ama annem gitti. Ama sen de benim en iyi arkadaşımsın anaokulunda. Her şey senin yüzünden Arda ya. Demeseydim şimdi okey 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 diye kalmazdı o da burada. Her şey senin suçun. Yani bilmiyordum ki yani Merve onun konusu olduğunu. Bana ne? Ama şimdi ne yapıyoruz? Yani ne yapalım bütün gün? Tabii ki de televizyon izleyeceğiz yani. Action filmini izliyoruz. Hadi gel oraya otur. Merve, Melike yukarıya gelir misiniz? Tamam anne, geliyoruz. Of şimdi de filmi de kaçırdım ya. Evet ikiniz iyi mi böyle? Yoksa başka yere mi koyayım? Her şey yolunda. Oh yatakta ne kadar da rahat. Dalga mı geçiyorsun benimle? O benim yatağım. Kalk oradan. Evet aslında öyle değildi. Ama anne olmaz böyle ya. O benim yatağım. Ben orada yatmak istiyorum. Şimdi ilk şey de başladı. Evet.
bir şekilde. Canınız pizza çekti mi? Ya anne ya, her zaman hep benim pizzalan kazıklıyorsun. Ama hayır diyemem. Yani pizza gerçekten de bütün problemleri kaldırıyor. Tamam, ben sipariş ediyorum. Şimdi de sana gelelim. Tamam, misafirimsin, misafirlere iyi davranmam lazım. Evet, bir gün burada kalabilirsin, tamam mı? Tek bir gün ama. Tamam, teşekkür ederim Merve. Yatağını gerçekten de kırmayacağım veya pisletmeyeceğim. Tamam oldu, ama sakın pisletme. Bu oyuncak bebeklerle tek ben oynayabilirim. Sen oynayabilir misin? Tamam, hiç problem yok. Ben de benim oyuncaklarımı getirdim. Çocuklar gelir misiniz? Pizza geldi. Oo, pizza. Severim ben pizzayı. Her gün pizza yiyebilirim gerçekten. Evet, ben de çok severim pizza. Umarım çok güzeldir. Of ya, bu kız da beni çok sinir ediyor ya. Niye burada kalıyor ki ya? Of ya. Evet, ne istersiniz? Sucuklu pizza var, pastırmalı ve peynirli. Sucuklu benim. Tamam, sen şimdi karar verebilirsin. İstersen bir tane bölüşebiliriz yani. Ama hiç sevmiyorum, ama iyi davranmam lazım. Yok yok, bölüşmemize gerekmiyor. Ben bu pizzayı alacağım, şu pastırma pizzasını. Aa, doğru, bir şey de unuttum değil mi çocuklar? Evet, çatal getireceğim. Çocuklar, su falan ister misiniz? Yani bir shake ister misiniz? Yapayım mı size? Yok yok yok, shake istemiyorum. Bir shake, bilmiyorum ki. Of ya Arda, bunun ne işi var burada? Hiç istemiyorum burada ya. Niye geldi ki buraya? Bu pizzayı gerçekten bunun içine mi atmam mı istiyorsun benden Melike? Tamam, atarım o zaman. Yani gerçekten de garipmiş bu kız. Aa, umarım bugün de biter ya. Ne kadar da iğrenç bir şey. Yani resmen nasıl? Evet ikiniz, geç de oldu, tamam mı? İyi geceler. Bir şey lazım mı da? Hayır anne, hiçbir şey lazım değil. Hiçbir şey de duymak da istemiyorum. Yatmak da istiyorum. Yarın da kendi yatağımda yatmak istiyorum. Evet, bak unutmadım. Bak burada şişen. Daha akşamüstü içiyor musun? Diye dedi annen. Sağ ol anne Ayşe. Gerçekten anne Ayşe mi dedin? Yani bir yandan da tatlı, ama bir yandan da yani bu kadar küçük olduğunu da zannetmedim. Gerçekten bebek gibi. Bakar mısınız? Korkuttun beni. Hayırdır, ne oldu ki? Kötü rüya mı gördün? Hayırdır, ne oldu? Ben uyanmıyorum. Yani bir şey de rüya gördüm. Bir de Merve'nin de yatağına yaptım. Oh hayır, inanamıyorum. Merve hayatta duymaması lazım. Keşke o 200 TL'yi alsaydım gerçekten.